Herkese merhaba arkadaşlar, Pelis Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Perşembe günü gelecek ikon kartlar hakkında konuşacağız. 3 tane kart var biliyorsunuz. Juventus ikonları gelecek, bu kesinleşti. Bunlardan bir tanesi Del Piero, bir tanesi Pavel Nedved ve bir tanesi de inanılmaz beğendiğimiz ve hayran olduğumuz Pirlo gelecek. Biliyorsunuz her maçta muhakkak oynattığımız bir oyuncu. Hangi kartları geleceğe dair hakkında bir bilgi yok. Ben o yüzden her kartın ikişer tane özellikleri var. İki tane kart var oyunda. Ben ikisini birden analiz edeceğim. Ekran fotoğraflarına göre hangisini geleceğini, hangi kartların ne kadar iyi olduğunu naçizane buradan anlatmış olacağım. Öncelikle Del Piero. Bu terbiyesiz Del Piero bizim tabirimizde. Dilini çıkaran bir Del Piero. Bu Del Piero ve diğer Del Piero arasındaki farklar neler göstereceğiz ama ilk önce bu kartı bir inceleyelim. Top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma özelliklerinin çok iyi olduğunu görünüyor. Gizli forvet ve 97 bitiriciliği var. Şut gücü de 90'ın üzerinde olması şut anlamında bir bug'ı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda falso yeteneği de çok iyi. Duran top da kullanabiliyor. Kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Yaratıcı oyun kurucu oyun tarzında. Hemen şöyle diğerine de bakacağım. Bu da fırsatçı golcü. Biri yaratıcı oyun kurucu, biri fırsatçı golcüymüş. Bakın bu şu anda incelediğimiz bitiriciliği 97 olan yaratıcı oyun kurucu pozisyonunda bir oyuncu. Ara pası verme anında şu topuk hareketi, akrobatik bitiriş, ki akrobatik bitiriş bence oyunda çok önemlidir bir forvet için. Uzun mesafeden şut çekme, uzun mesafe füzesi, Marsilya dönüşü ve kurnazlık. Kurnazlık da önemli özelliklerden biridir. Peki gelelim diğer karta. Bu kart bu arada hemen şöyle bakalım. Biri 19 seviye, biri 34 seviye. Bu aslında gelen ilk kart. Yani büyük ihtimal dilini çıkaran gelecektir. Bu kurt bonusunda gelen oyunculardan bir tanesi Del Piero. 34 seviye, ki bana göre asıl Del Piero, iyi Del Piero bu. 100 overall oluyor, gizli forvet. Ofansif farkındalığı çok iyi. Hatta şöyle arada da şöyle geri geleceğim. Birinde 94, birinde 95. Kafa, evet, yüzlükte kafa 79, 99'lukta 74. Ama bitiriciliği bu Del Piero'nun, dili çıkaran terbiyesiz Del Piero'nun daha iyi olduğu görünüyor. Hemen şöyle baktığımızda bu fırsatçı golcü, bunda çift vuruş var, bunda bak bu Del Piero'da çift vuruş yok, bunda çift vuruş var. Onun dışında step on skills kontrol, durdurarak kontrol, uzun mesafe füze falan filan, ara pası verme, anında şut, uzun mesafe füzesi ve uzun mesafeden şut çekme. Bu oyuncuda ekstradan çift vuruş özelliği var. Hangi kartı tercih ederseniz derseniz, net söyleyeyim, eğer ki elinizde 99'luk Del Piero var ve fullediyseniz, ben 34 seviye bu Del Piero kolay kolay fullenmiyor. Bana göre iş yapmaz mı? Tabii ki de iyi bir kart ve bence diğerinden daha iyi ama bu kadar DP'ye gerek yok. Ama eğer ki mobilde gelirse affetmem, hemen fullerim diyorum. Gelelim önemli ikinci karta, ama bu arada birazcık şöyle bir soluklanayım, şöyle birazcık bir şeyler içmem lazım, bir saniye. Boğazım kurudu. Sponsor aldım da arkadaşlar. Çaktırmadan onu şey yapayım dedim. Bu arada Pepsi TV sponsor falan değil de çok birazcık yemeği fazla kaçırdım diye içeyim dedim. Twist ya, bu limon, yeşil limon falan diyordu. Ben limon tadını hiç alamıyorum. Limon tadını alanlar yorumlara yazabilir mi lütfen? Gelelim Pavel Nedved'e. Oyunda iki tane Pavel Nedved var. Hangisini verecek, ne yapacak bilmiyorum ama büyük ihtimal ben bu Pavel Nedved'i vereceğini düşünüyorum. Hemen bir kontrol edelim. Şöyle baktığımızda top kontrolü, top sürme, alçak tempası, şut gücü çok iyi. Bitiricilik bir kanat oyuncusuna göre 90 bitiricilik bana göre çok iyi. Falso iyi, dayanıklılığı 99, tam orta saha oyuncusu. Ayak çalımı dönüşünden tutun da yerine orta özelliği falan filan hepsi var. Biliyorsunuz kız takipçimiz Özge ile bir maç yapmıştık, Black Paket üyesi. Onda ilk maçımızda Nedved'in ters ayağınla inanılmaz iyi orta açtığını görmüştük. Sağ sol ayak hiç fark etmiyor. Normalde sağ ayaklı biliyorsunuz ama her iki ayağında inanılmaz iyi kullanabiliyor. Burada sağ ayaklı olduğunu da görebiliyorsunuz. Şimdi diğer kartına bakalım. Şöyle bir kıyaslamasını da yapalım. Diğer kartla çok büyük bir fark yok. Zaten biraz önce Del Piero'nun iki kartı arasında seviye farkı da vardı. Yani ama bunda mesela 20-21, o yüzden çok fazla bir fark yok. Bunda baktığımızda bitiricilik 94. Bakın bu biraz daha top kontrolü yüksek. Bu ise bitiriciliği yüksek oyuncu, bu şaşırmış şekilde bakan. Hemen baktığımızda iki özelliğinde tam orta saha olduğunu görüyoruz. Nedved kartı da iyi kartlardan biri. Ben kesinlikle iş yapacak. Hatta Joker oyuncu, hem kanat hem OOS hem Go. Adam GF'de sol açıkta bile oynuyor. Daha ne yapsın size? Diğer kartına bakıyorum. Diğer kartı da bütün yerlerde oynuyor. Dost'a bile 91 oynuyor abi. Daha ne olsun. Gelelim
Bence dünyanın en iyi kartlarından biri olan Pirlo'ya. Hemen şöyle bir kontrol ediyoruz. Şimdi hangi Pirlo gelecek şöyle bir bakalım. Bu Pirlo gelecektir diye düşünüyorum. Bu Pirlo 21 seviye. Bu Pirlo da 21 seviye. İkisi de 97 overall oluyor. Hemen şöyle baktığımızda birinin top kontrolü daha iyi. Yani bunun top kontrolü gördüğünüz gibi bakın. Biraz daha iyi topla haşır neşir. Birinin de bitiriciliği daha iyi. Bu Pirlo yani bu hafta gelecek büyük ihtimal bu gelir. Bu Pirlo'nun bitiriciliği çok iyi. Biliyorsunuz her vurduğunu Pirlo gol atıyor. Öyle bir oyuncu. Duran top falso 99. Pas özellikleri çok iyi. Şut gücü 93 olması uzaktan vurabilme imkanını gösteriyor. 89 bitiricilik. Şimdi gerçekçi olalım. Pirlo'yu sevmedim biliyorsunuz da. Hani onu şaka olarak söyledim. DOS oyuncusunun bitiriciliğinin 89 olması çok büyük bir artı. Bak bu konuda netim. O konuda asla hakkını yemem. Şut gücünün 93 olması güzel. Uzaktan şut... Tamam uzun mesafe şut çekme, uzun mesafe füzesi, ölü yaprak çok güzel. Tek pas, ara pası verme, dengeli pas, yerini orta. Yerini orta özelliğini çok fazla bu adamı kullanmazsınız. Çünkü kanatlardan falan kavisli aşacak bir durumu yok ama yerini orta özelliği de var. Ofansif farkındalığı ve defansif farkındalığı ikisi de 80 ve 81. Yani bir tarafı çok iyi oynamaktansa iki tarafı da birazcık orta seviyede oynuyor anlamına geliyor. Her zaman söylediğimiz gibi hız konusunda sınıfta kalıyor. İki kartı da çok kötü. Hız anlamında. DOS olarak bir bak hemen oyuncu kartına da bakalım. Orkestra şefi. Orkestra şefi. Yani bunu ancak düğünlerde oynatırsınız arkadaşlar. Bu orkestranın başına koyarsınız. Bana göre böyle. Ama bilmiyorum siz Pirlo'dan memnun olan var mı? Zaten bakın şu önemli. Bir oyuncu kötüyse onu birçok kadroda görmüyorsunuz. Mesela Iniesta çok aman aman normal hayatında iyi ama Iniesta'yı burada övenler de var da ben birçok oynadığım maçta Iniesta'yı görmüyorum ki kadroda. Mesela Pirlo'yu görmüyorum kadroda. Del Piero'yu çok seviyorsunuz. Ben mesela Rummenigge'si olan hep kadroda Rummenigge'yi görüyorum ama Del Piero'yu görmüyorum yani. Örnek veriyorum stoperde mesela Van Dijk'ı inanılmaz Van Dijk diyorsunuz. Ben mesela Puyol'u çok görüyorum. Örnek veriyorum ki Koulibaly'yi Varane'ı görüyorum ama mesela Van Dijk bana denk gelmiyor. Bilmiyorum bana mı öyle oluyor ama iyi oyuncular genelde çok fazla tercih edilen oyuncular oluyor. Çünkü test ediyorsunuz abi test et. Pirlo'yu test et. Şimdi Pirlo'yu birazcık orta sahaya getirdiğinde 2 gün sonra defansa dönebiliyor. Bu ağır bir oyuncu. Hele bunu takım arkadaşı kontrolüyle ileri çıkardığınızı düşünün. Bu OOS pozisyonuna falan bir gelirse 4 gün sürer defansa dönmesi. O yüzden bu tarz oyuncular bana göre özellikle defansif farkındalık DOS adamının top kapması lazım. Gueye gibi. Marquinhos gibi. Yani böyle yapışacak adama Kante gibi olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Pirlo'nun top kazanması 74. Yani Pirlo ile top kazandığınızda evde meşale patlatmanız lazım. Kutlamanız lazım. Bana göre iş yapmaz. Ya ben beğenmiyorum. Beğenenlere de saygı duyuyorum ama 2-3 beğenenler de oynattıktan sonra 2-3 maç sonra büyük ihtimalle ya bırakacaktır ya da hayatında Patrick Vieira ile oynamamış, hayatında Gullit'lerle, Rijkaard'larla oynamamış, Sergio Busquets'leri ilave etmemiş oraya kadrosuna adamlar Pirlo'yu sever ama bu saydığım oyuncuları bir oynatın Pirlo'nun esamesi bile okunmaz. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.